Takva. Takva kelimesinin aslı veka fiilidir. Bu fiil mastarı olan vikaye, tek, tevkiye, vikaye kelimeleri sözlükte bir şeyi korumak, himaye etmek, zarar verecek şeylerden çekinmek, bir şeyi başka bir şeyle bir tehlikeye karşı korumaya almak demektir. İslam ahlakında insanın ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek kötü durumlardan koruması şeklinde tanımlan, tanımlanmaktadır. Cürcani ise Allah'a itaat ederek onun vereceği cezalardan korunmak, insanın kendisi, kendisini yaptığı veya yapmadığı şeyler yüzünden karşılaşacağı cezalardan yine Allah'a itaat ederek korunması anlamına geldiğini belirtir. Diğer bazı tariflere göre ise kulun masiva Allah'tan başka her şeyden sakınmasıdır di' denip e, din e, sakınmasıdır. Dinen edep ve erka, erkanına sahip olmaktır. Dinin edep ve erkanına sahip ol, olmaktır. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran her şeyden uzak durmaktır. Nefsin arzularını terk etmek, yasaklarından uzak durmak, gönlünde Allah'tan başkası hiçbir şey görmemektir kendini hiçbir kimseden daha iyi diye düşünmemektir. Allah'tan başka her şeyi terk etmektir. Sözde ve davranışta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de ahiret inancının yoğun olarak işlendiği ilk zamanlarda inen ayetlerde takva, Allah'ın şiddetli azabına karşı siper görevi yapacak olan korku ve kaygıyı, kaygı şuurunu ve bu şuurun bir sonucu olarak Allah'ın buyruklarına uyup yasakladığı şeylerden titizlikle kaçınmayı ifade eder. Ancak zamanla İslam toplumunun hem sayı hem de nitelik olarak gelişmesini ne gelişmesine paralel bir şekilde takva kavramının içeriğinin de geliştiği görülmüştür. Yarım hurma ile de olsa sadaka vererek kendinizi cehennemden koruyunuz. İttika ediniz hadisinde sadakanın küçük olması bunu yapmaktan geri dur, geri dur, durdur mu, durdurmasın anlamında kanılmıştır. Ve kafiili kökünden gelen ittika sözlükte vikayeyi kabul etmek, bir başka deyişle vikayeye girmek, elem ve zarar verecek şeylerden sakınıp kendini korumaya almak anlamına anlamlarına gelir. Aynı kökten gelen tevekka da ittika anlamındadır. Takva ittikanın ismidir ve sözlük anlamı olarak kuvvetli himayeye girmek, korumak, kendini koruma altına almak demektir. Mütteki ise ittika eden takva sahibi kimse demektir. Müttakilerin özelliklerini Allahu Teala şöyle açıklamaktadır. İşte o kitap bunda şüphe yok Müttakiler kötülükten korunacaklar. İçin hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem senden önce indirilene Ahirette, ahirette de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir. Kur'an gelmeden önce Arapçada takva kelimesi insan ve hayvan gibi bir canlı varlığın kendini dışarıdan gelebilecek bir zarara karşı savunması anlamına gelmekteydi. Kavram olarak takva Kur'an-ı Kerim bütün diğer kavramlar gibi takvanın da sözlük anlamını temel olarak zenginleştirdi, ona yepyeni bir anlam kazandırdı. Üstelik aşağıda geleceği üzere Kur'an'ın anlattığı takva olayı basit bir savunma, sıradan bir korku, olay bir nefis koruması değil, iman ve amelle desteklenen bir aksiyon şeklindedir. Kur'an takva ve ittika kelimelerini sözlük anlamına yakın manalar, manalara da manalarda da kullanmaktadır. Birkaç ayette bunun, bunun örneklerini görebiliriz. Kim nefsini bencil tutkulardan ittika ederse, korunursa işte onlar kurtuluş bulanlardır. Artık Allah'a da onları böyle bir günün şerrinden korumuş. Artık Allah da onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltı bir aydınlık ve sevinç vermiştir. Kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinden ittika edin, korunun. Kuranda korkuyu ifade eden diğer kelimeler. Takva kelimesinin ardından korku, korkak, uns, kork, korkmak unsuru da vardır. Ancak bu kelimeyi yalnızca korku veya korkmak diye anlamak, başka bir dile e, yalnızca başka bir dile yalnızca korku diye çevirmek çok yetersiz kalmaktadır. Kuranda korkuyu değişik boyutlarda anlatan havf, hazer, haşyet, rehbet, vecel gibi kelimeler de kullanılmıştır. Bu kelimelerin her biri bir korku olayını değişik boyutlarıyla anlatmaktadır. Takva tek başına bir korku olayı olmadığı gibi korku unsurunun da tamam korku unsurundan da tamamen uzak değildir. Bu bakımdan takva kelimesi bazen korku ve ürperti anlamında havf ve haşyet kelimelerinin yerine kullanılmaktadır. Bu bir anlamda takvanın bir sonucu olarak Allah'tan haf ve haşyet duymak, korkmak demektir. Aşağıdaki ayette haşyet ve ittika beraber kullanılmaktadır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkarsa, haşyet duyarsa ve ondan ittika ederse, korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır. İnsandaki korku hissi İnsan psikolojisinde korku ve ümit duyguları beraber vardır. İnsan bazı şeyler karşısında da aciz, yetersiz kaldığını bilir, ondan korkar ve sığınılacak bir kucak arar. Bu korku ve ümit çizgisi onun çalışmalarına ve hayatına yön verir. Bu duygular onu hayata bağlar. Kur'an insandaki bu yaratılışı göz önünde bulundurur. Ondaki bütün lüzumsuz korkuları ayıklar, korkulması gereken yerden korkmayı, ümit edilmesi gereken şeyleri ümit etmeyi ona öğretir. İnsandaki korku hissi iyi yönlendirilmezse veya asıl korkulması gereken makam olan Allah'tan hakkıyla korkulmazsa insanın hayatındaki denge bozulduğu gibi bir sürü sahte otoriterinin önünde boyun eğmek zorunda kalır. İnsan tarih boyunca böylesine lüzumsuz korkular yüzünden kendisine sayısız tanrılar edinmiştir. Duha güçlerinden korkmuş, ateşi, gökleri, karanlıkları ilah edinmiş, firavundan ve diktatörlerden korkmuş, onları ilah edinmiş, açlıktan korkmuş, ekmek ve maaş verenleri ilah edinmiş, yalnızlıktan ve sahipsizlikten korkmuş, putları veya başka şeyleri ilah edinmiştir. Bu lüzumsuz korkular yüzünden insanoğlu sığınılacak kuca kucaklar aramış, ancak çoğu zaman sığındığı kucaklar kendisi için tehlikeli ve zararlı, olmuştur. Kur'an insan yaratılışındaki korku ve ümit duygularını yine fıtrata, yaratılışa en uygun biçimde değerlendiriyor. Bu duyguları kulluk faaliyeti çerçevesinde insana en faydalı bir şekilde yönlendiriyor. Asıl korkulması gereken makamı makamı gösteriyor. Takvanın boyutları. Takva korku ve korku duygusunu da içerisinde içerisine alan bir çekinmenin, bir korunmanın ve bir saygının ahlak ve ibadet olarak gösterilmesidir. İslam insandaki bu korku ve ümit duygusunu işleyerek bu duyguların övülen bir sıfat haline gelmesini sağlıyor. Kur'an insandaki sıradan korku ve sığınma hissini geliştir geliştirerek kişinin manevi olarak yücelmesinin yolunu açıyor. Evet, takva duygusu Sıradan bir korkudan ziyade belki yaratılıştaki korkunun düzene konularak bir korunma ahlakı, bir yücelme faaliyeti, bir sorumluluk bilinci haline getirilmesidir. En geniş ve en kapsamlı korunma, koruma Allah'ın korumasıdır. Allah'ın rahmeti, rahmet sıfatı bütün yaratılmışları korur. Ancak insan kendi isteğiyle kendine zarar veren şeylerden Allah'ın Allah korunmasını şeylerden Allah'ın korumasını ister ya da işlediği fiillerden kötü, karş kötü karşılığı hakkında Allah Celle Celaluhu'dan korkar. Burada koruma isteği daha çok yapılan amellerin sonuçlarından dolayı duyulan bir korkudur. Takva insanın kendisini Allah'ın koruması altına koyarak ahirette zarar ve acı, zarar ve acı verecek şeylerden sakınması ya da günahlardan uzak durması ve iyiliklere sarılmasıdır. Takvanın birçok tanımı yapılmaktadır. Bu çeşitli tanımlar arasında bir çelişki yoktur. Hepsi de aynı anlamı değişik kelime ve ifadelerle anlatmaktadırlar. Söz gelimi takvayı Allah'ın emrettiklerini tutmak, yasaklarından kaçınmak diye tarif edenler olduğu gibi yapılması günah olanı yapmaktan, terk edilmesi günah günah olanı terk etmekten çekinmektir. Allah'ın cezalandırılmasından korkarak onun verdiği bir nur ile ona itaat etmektir. Allah'ın dışındakileri Allah'a tercih etmemektir şeklinde tanımlayanlar olmuştur. Takvanın türediği ve kafiili ve türevleri Kur'an Kur'an'da tam 258 yerde geçmektedir. Kur'an'ın en önemli kavramlarından biridir. Takla veya ittika kulun Rabbi karşısındaki durumunun durumunun durumun en iyi anlatan bir sıfatıdır. Birçok ayette insanlara Allah'tan ittika edin denilmektedir. Birçok peygamber kavimlerini İslam'a davet ederken Allah'tan ittika etmez misiniz diyerek onları Allah'tan çekinip onun korumasına girmelerini istemişlerdir. Kur'an ısrarlı bir şekilde Allah fikrini yani ona ait uluhiyeti, ilahlığı gündeme getirir. Zaten insan için en önemli olay yaratılışın sebebi yaratılıcın yaratıcının varlığı ve yaratılan insan insanın bu yaratıcı karşısındaki durumudur. İnsan öncelikli olarak kendine kendini var edeni tanımak ve onun razı olacağı bir hayatı yaşamaktan sorumludur. Hayatın ve nimetlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu en sonunda bütün insanları ölümle beraber kendisine döndürüyor. Bu bakımdan insan başı boş değildir ve hayatın hesabını vermek üzere ölecektir. Kur'an alemlerin Rabbi Allah'ı bütün sıfatlarıyla ona en üstün yücelik ve makamlar ile tanıtıyor. Sonra da insanın bu yücelik karşısında kendine çeki düzen vermesini, kendini iyi amellerle korumaya almasını tavsiye ediyor. İnsan herhalde kendinden yüce gördüğü ve bir makam sahibi kimselerin gözü önünde kötü ve çirkin iş yapmaktan çekinir. Bu çirkin işleri daha gizli yapmayı tercih eder. Allah'a kuvvetli bir imanla bağlanan kimse, onun her yerde kendisini gördüğünü bilen, yaptığı her şeyin kayıt altına alındığının şuurunda olan bir kişi şüphesiz kendini, kendine, kendine çeki düzen verir. Allah'ın yüce makamı karşısındaki karşısında çekinir, yaptığı hatalardan dolayı da ona sığınır. İşte takvanın özünde yatan incelik bir iman ve, mesuliyet duygusudur. Şüphesiz ibadet takvanın kendisi değil fakat takvaya götüren davranıştır. İbadet ilahi emir ve yasakları yerine getirmek, takva ise zarar verecek davranışlardan sakınmaktır. İnsan takvaya yaklaştıkça, ittika üzerinde yaşadıkça ihsan derecesine ulaşır. İhsanın Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek olduğunu hatırlayalım. Her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak bile Allah bizi görüyor, görür Allah. Celle Celaluhu Allah'tan hakkıyla ittika eden ve ihsan sahibi muhsinlerle muhsinlerle beraber olduğunu kullarına haber veriyor. Takvanın aşamaları. Kur'an'da takvanın üç, üç, üç aşamada gerçekleştiğini görmekteyiz. A iman edip şirkten kurtulmak, böylece ebedi olarak cehenneme gitmekten korunmak. B. İslam'ın emir ve yasaklarını yerine getirerek ibadet etmek ve böylece kendini azaptan korumaya çalışmaktır. Ey iman edenler! Allah'tan ittika edin ve sadık kimselerle beraber olun. Ey iman edenler! Allah'tan ittika edin ve sizi ona yakınlaştıracak vesile arayın. Onun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz.'' C. Takvanın en üstün mertebesi Allah'ın emir, yasa, emir yasaklarını yerine getirdi, getirdikten sonra bütün benliğiyle Allah'a dönmek ve insanı Allah'tan uzaklaştıracak şeylerden kaçınmaktır. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla ittika edin ve ancak Müslüman olarak can verin. Şüphesiz müminler Allah'tan onun istediği gibi hakkıyla ittika, ed, e, ittika edemezler. Şüphesiz müminler Allah'tan onun istediği gibi hakkıyla ittika edemezler. Bir ayet şu konuda kısa kısa cümle getiriyor. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan ittika edin, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır en ve en büyük fayda olarak üzerine inf üzerine infakta bulunun. Takvanın önemi. Kur'an takva olayının üzerinde çok sık durmaktadır. Bütün peygamberlerin tebliğlerinin özünde takva vardır. Zamanlar ve mekanlar değişse bile takva emri veya takva şuuru değişmemiştir. İslam ümmetinden önce gelip geçen bütün ümmetlere takva tavsiye edildiği gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine de takva emredilmektedir. Yine bütün peygamberlerin kendi kavimlerine insan insan İnansınlar, inanmasınlar Allah'tan ittika etmeyi tavsiye ettiklerini görüyoruz. Takva Allah'a kullukla beraber anıldığı gibi Allah'a itaat etmekle veya peygambere itaat etmekle de beraber anılmaktadır. Allah'tan ittika etmenin bir gereği gönderilen elçiyi dinlemek ve ona itaat etmektir. Hatta Allah Celle Celaluhu son peygamberine bile Allah'tan ittika ettik demektedir. Müminler de Allah'tan ittika etmekten sorumlulardı. Sorumlu sorumludurlar. Kur'an müminlere bir şeyi haber verdikten veya bir ilahi hüküm bildirdikten sonra onlara Allah'a ittika etmeyi tavsiye ediyor. Allah'ın koyduğu ölçüleri, şiarları yüceltmek işik kalplerin takvasındadır. Allah Celle Celaluhu insanlar arasındaki gerçek takva sahiplerini en iyi bilendir. İnsanlara göre farklı üstünlük dereceleri vardır. Kimilerine göre soy, kimilerine göre meslekler, kimilerine göre ülkeler, kimilerine göre giyilen kıyafetler, kimilerine göre derilerin rengi ve benzeri şeyler üstünlük sebebidir. Halbuki İslam'a göre bütün bunlar üstünlük nedeni olamaz. Kur'an en takvalı olmaya etka demek demektir. Onun üstünlük konusunda getirdiği ölçü şöyledir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için halklar ve kabileler kıldık. Hiç süphesiz Allah katında sizi en üstün kerim olanınız, sizi en üstün kerim olanınız, en takvalı etka olanınızdır.'' Hiç şüphesiz Allah alimdir, bilendir. Allah Celle Celaluhu akıl sahibi olanları kendisinden ittika etmeye davet ediyor. Büyük müfessir Fahrettin Razi Bakara suresinin 196. ayetini tefsir ederken takva için bütün dini ve ahlaki ödevleri yerine getirme ve ahlakın sakıncalı bulduğu tutum ve davranışlardan kaçınma anlamını içeren bir tanım yapmıştır. Göklerde ve yerlerde neler varsa hepsi Allah'ındır. Öyleyse ibadet ona yapılır ve yalnızca onun ondan ittika edilmelidir. Allah Rabliğini, ilahlığını, rızık verici olduğunu, her şeyden haberdar ve her şeyi bildiğini, her şeye şahit ve gözetleyici olduğunu, hesabı çabuk gören ve cezasının şiddetli olduğunu bu nedenle kendisinden ittika edilmesini emrediyor.'' takva sahibi olmanın gereği şu ayetle çok net bir şekilde ortaya konuluyor. Ey insanlar! Rabbinizden ittika edin ki o gün hiçbir baba çocuğu için karşılık veremez ve hiçbir çocuk da babası için bir şey verici değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürük aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Takva ve fucur zıtlığı. Allah Celle Celaluhu insanı düzene koymuştur ve ona hem fücuru, günah işlemeyi ve hem de takvayı sakınıp korum, korumayı öğretmiştir. İnsan aklını kullanarak ve ilahi uyarıları dinleyerek facirlik yapmaz, günaha sürüklenmez ve Allah'tan ittika eder ancak nefsinin isteklerine uyan ve tagutların dini üzerine giden takvadan uzaklaşır. Fucur din örtüsünü yırtıp atmak, takva ise onun zıttı olarak mümini koruyan, kollayan ve tehlikelerden sakındıran bir elbisedir. Bu elbise ne kadar sağlam, güzel ve gösterişli olursa, insanı o kadar zararlı şeylerden korur. En hayırlı azık takva. Takva aynı zamanda müminler için en hayırlı bir azıktır. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden ittika edin. Kur'an takva sahiplerini övmektedir. Kur'an birçok ayette ittika sahibi müttekileri övmekte ve onlara ait güzel özellikleri sıralamaktadır. Kur'an böylece insanları bu, sıfat, bu sıfatları kazanmaya gerçek anlamda, anlamda ittika sahibi olmaya davet ediyor. Kur'an İslam'ın çeşitli konulardaki hükmünü, ahkamını söylüyor ve bütün bunların yerine getirilmesi konusunda Allah'tan ittika edilmesini belirtiyor. Yahut da bu türlü ahkamın yerine getirilmesi müminlere gerçek takvayı kazandıracaktır. Allah'tan ittika edin ve aranızdaki anlaşmazlıkları düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Takvanın kazandırdıkları takva sahibi olmak dünya ve ahirette sonsuz faydalar sağlar. Allah takva sahibi olanların velisi, koruyucusu ve dostudur. Allah'ın dostu, veli olduğu kimselere, kimselere korku ve hüzün yoktur. Dünya ve ahirette onlar için müjdeler vardır. Allah'tan hakkıyla ittika edenler, iman etmeyen topluluklara verilen ceza ve sakıntılardan kurtulurlar. Allah'tan hakkıyla ittika edenler, iman etmeyen topluluklara verilen ceza ve sıkıntılardan kurtulurlar. Allah kendi yolunda sabreden ve ittika edenlere inkarcıların hilesi zarar vermez. Eğer insanlar gönderilen peygamberi yalanlamayıp iman etseler ve takva sahibi olsalar Allah onlara her yönden bereket hazinelerini açardı. Rabbimiz kendisinden ittika edenlere hayrı ve şerri birbirinden ayıran bir nur, bir furkan verir. İslam'ı doğrulayıp iman eden sonra da takva sahibi olanlara kolay olan şeyler nasip edilir. İttika edenlere Allah kurtuluş yollarını, hal çarelerini ihsan eder. Allah dilerse kendine ait olan yeryüzünün varisliğini ve sonucun güzelliğini takva sahiplerine verir. Hakkı ile ittika edenler Allah'ın rahmet ve mağfiretini bağışlanmasını hak ederler. Ahirette kazandırdıkları Gerçek kurtuluşa ancak ittika edenler müttakiler ulaşacaktır. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalamadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise takvaya erecekler için daha hayırlıdır. İnsan öyle veya böyle yaşar, çalışır, çabalar, bir şeyler elde etmeye uğraşır. Nefsinin iste isteklerini karşılamaya çaba harcar, iyi şeyler yaptığını zanneder, sonunda ölür gider. Ancak ölümden sonra en iyi sonucu, en yüce dereceyi kazanacak olanlar ittika eden müttakilerdir. Müttakilerin varacağı cennet yurdu ne güzel yurttur. Aklı başında olan kimseler Allah'tan ittika ederler ve bu güzel yurdu kazanmaya çalışırlar onlara orada korku ve üzüntü dokunmayacaktır. Dünyadayken müminlerle alay edenler kendilerinin üstün olduğunu zannederler. Halbuki Allah'tan ittika edenler derece bakımından çok üstündürler. Üstelik dünyadayken şirk koşmakta, isyan ve inkar etmekte dost olanlar ahirette birbirine düşman olacaklar. Takva sahiplerinin dostluğu ise devam edecektir. Kur'an, takva sahibi müminlere verilecek olan mükafatları cennetin güzelliklerini, makamların yüceliğini sık sık vurgulamaktadır. Peygamberimiz de sürekli takvayı tavsiye etmiş, kendisi her an takva ahlakını yaşayan bir örnek olmuştur. Abdullah İbni Amr anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en eftal faziletli insan kimdir diye sorulmuştu. Kalbi mahmum, pak, dili doğru sözlü olan herkes buyurdular. Asap doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmum, mahmuml kalp ne demektir diye so sordu. Mahmumul kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. İçinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, haset yoktur buyurdular. Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Ey Ebu Hureyre vera sahibi ol harama götürme şüphesi olan şeylerden kaçın ki insanların Allah'a en iyi kulluk edeni olasın. Kana kanaatkarlığı esas al ki insanların Allah'a en iyi şükredeni olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki kamil mümin olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki kamil bir Müslüman olasın. Gülmeyi az yap zira çok gülmek kalbi öldürür. Ebu Zer, Ebu Zer radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki tedbir gibi akıl yoktur. Sakınmak gibi vera yoktur. İyi huyu gibi hasep itibar vesilesi yoktur. Ebu Zer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ben bir kelimeyi ayet biliyorum. Eğer insanların hepsi onu tutsaydılar hepsine kafi gel gelirdi. Asap ey Allah'ın Resulü bu hangi ayettir dediler. Aleyhissalatu vesselam ve kim Allah'tan korkarsa Allah o kimseye darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder ayetini okudu. Onun şu güzel sözünü hatırlayarak konuya son verelim. Allah'a karşı takva sahibi olmanızı başınızda Habeşi bir köle olsa bile Allah'ın indirdikleriyle hükmettiği sürece onu dinlemenizi ve itaat etmenizi tavsiye ederim. Allah'a iman edenler onun dini İslam'ı din ve yaşama yaşama biçimi biçim olarak seçenler birbirlerine her şart ve, dur ve durumda takva ahlakı ile yardım ederler. Bu konuda Kur'an şöyle diyor. İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.